Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma muharip insansız uçak sisteminin teker kesme testi başarıyla gerçekleştirildi. Gelişmeyi resmi Twitter hesabı üzerinden duyuran Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, "Zor tutuyoruz." Bayraktar Kızılelma teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti az kaldı inşallah ifadelerini kullandı. Yapılan bu test ile birlikte Kızıl Elma ilk uçuşa bir adım daha yaklaşmış oldu. Kızıl Elma muharip insansız uçak sisteminin ilk taksi testi 20 Kasım 2022 tarihinde Çorlu Havaalanı'nda başarıyla gerçekleştirilmişti. Eylül ayında ise Bayraktar Kızıl Elma'nın birinci prototipi ile yapılan ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlanmıştı. Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci yer testleri ile devam ediyor. Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk uçuşunun 2023 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. TEKNOFEST -E -E 2022'de GDH Dijital'in sorularını cevaplayan Baykar Teknoloji Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ukrayna'nın savaşa rağmen Kızıl Elma Muharip insansız uçak sistemi için motorların teslimatlarına devam ettiği bilgisini vermişti. Kızıl Elma'da Ukrayna menşeili AI-25 TLT ve AI-322F turbofan motorların kullanılması planlanıyor. Farklı gereksinimlere yönelik bir adet AI-25 TLT, AI-322F veya 2 adet AI-322F olmak üzere 3 farklı motor opsiyonu bulunacak. Kızıl Elma için motor tedarikine ilişkin geçtiğimiz dönemde Ukrayna ile sözleşme imzalanmıştı. L-39 Albatros eğitim uçaklarında kullanılan ve yaklaşık 16,9 kN İTKI verebilen Aİ-25 TL üzerinden geliştirilen art yakıcısız Aİ-25 TLT'nin asgari olarak bu İTKI değerinde olacağı değerlendirilebilir. Düşük maliyeti, basitliği ve itkisi sebebiyle bir ilk faz motoru olarak kullanılması daha olasıdır. İkinci motor opsiyonu olan art yakıcılı Aİ-322F ise Kızılelma gibi agresif uçuş karakteristiklerine sahip bir uçak için çok daha uyumlu bir seçenek olacaktır. AÖ322F, azami olarak art yakıcısız 24,5 kN, art yakıcıları ile 44,1 kN ITKI üretebilir ve maç birinci altıya kadar çalışabilmektedir. AÖ322 hali hazırda çift motorlu Honda L15 hafif taarruz uçaklarında kullanılmaktadır. Tek motorlu konfigürasyonların yanında kızıl elma için 2 adet AÖ322F ile donatılmış bir çift motorlu konfigürasyon da bulunacak. Çift motorlu konfigürasyonun daha yüksek itkisi itibariyle daha fazla iç silah istasyonu hacmi ve yakıt kapasitesi için daha büyük bir gövdeye sahip olması muhtemeldir. Daha yüksek hızlara ulaşabilecek ve daha geniş bir muharebe yarıçapına sahip olacak çift motorlu kızıl elma, aynı zamanda bir motorun arızası durumunda diğer motorun çalışması halinde uçuşa devam edebilmesi itibariyle beko olarak da avantajlara sahip olacaktır. 10 Haziran 2022'de TEI tarafından duyurulan, 26,7 kN ve art yakıcıyla 44,5 kN İTKI verebilen TF6000-AÖ322F art yakıcılı turbofan motoru ile yakın İTKI değerlerine sahip. Defense Turk tarafından edinilen bilgiye göre TF6000'in MIUS üzerinde kullanımı gündemde.